Kayıp krallığın peşinde. Bir zamanlar, uzak bir krallıkta, yeşiller içinde saklı bir ormanın derinliklerinde sevimli bir kasaba vardı. Bu kasabada yaşayan çocuklar, sık sık ormanın gizemli atmosferinden etkilenir ve ormanda neler olduğunu merak ederlerdi. Kasabanın en cesur çocuğu, Aylin adında bir kız çocuğuydu. Aylin, bir gün ormanda keşfe çıkmaya karar verdi. Ormanın içine doğru yürüyen Aylin, ansızın etrafını kaplayan yoğun bir sis bulutuyla karşılaştı. Ancak bu sis bulutu sıradan bir sis değildi. Aylin, sisin ardında kayıp bir krallığın bulunduğunu fark etti. Cesaretini toplayan Aylin, sisin içine doğru adım attı ve bir anda kendini başka bir dünyada buldu. Kayıp krallık, renkli çiçeklerle kaplı devasa bir ova, uçan kuşlar ve konuşan hayvanlarla dolu bir yerdi. Ancak krallıkta bir problem vardı. Kraliçe Melis'in büyülü taçları kaybolmuştu. Bu taçlar, krallığın gücünü ve huzurunu sağlayan büyülü nesnelerdi. Kraliçe Melis, taçların bulunması için kasabadaki çocuklardan yardım istemeye karar verdi. Aylin, diğer kasaba çocuklarıyla bir araya geldi ve büyülü taçları bulma görevini üstlendiler. Macera başladığında çocuklar, kayıp krallığın farklı bölgelerine gitmek zorunda kaldılar. Her bölgede gizemli engellerle ve akıl oyunlarıyla karşılaştılar. İlk olarak renkli çiçek bahçesine giden çocuklar, çiçeklerin renklerine göre düzenlenmiş labirentlerle karşılaştılar. Labirenti geçtiklerinde gizemli bir kuş onlara bir ipucu verdi ve diğer bölgelere geçmeleri gerektiğini söyledi. İkinci bölge, konuşan hayvanlar ormanıydı. Burada çocuklar, konuşan tavşanlar, kuşlar ve tilkilerle iletişim kurarak taçların izini sürdüler. Farklı hayvanlar çocuklara bilgilerini paylaşarak onlara yardım ettiler. Ancak bir tilki, taçların yerini sadece eğlenceli bir bulmacayı çözerlerse söyleyeceğini belirtti. Son bölge, uçan kuşlar vadisiydi. Bu bölgede çocuklar, devasa bir uçurumun üzerine inşa edilmiş köprüleri geçmeleri gerekiyordu. Ancak köprülerdeki tahtaların bazıları eksikti. Çocuklar, zeka oyunları ve birbirlerine yardım ederek köprüleri tamir ettiler. Çocuklar, her bölgeyi geçtikçe büyülü taçların izine bir adım daha yaklaşıyorlardı. Sonunda taçları kayıp krallığın merkezindeki eski bir tapınakta buldular. Taçları geri alarak krallığı eski gücüne kavuşturdular. Kraliçe Melis, çocukların cesaretine ve dayanışmasına hayran kaldı. Onlara teşekkür ederek kayıp krallığın barış ve mutluluk içinde yaşamasını sağladı. Çocuklar kasabalarına döndüklerinde maceralarını anlatarak diğer çocuklara ilham verdiler. Ve bu şekilde kasaba çocukları arasında birbirine destek olma ve macera ruhu devam etti.